Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu hafta yeni bir gündemle başladık diyebiliriz. Bir taraftan özellikle Türkiye'yi ilgilendiren konular anlamında Erdoğan Esat görüşmesi, bir diğer tarafta Pekin'de Filistinli grupların birlikteliği, milli bir hükümet yönünde kararlılık adımı atması ve bir araya gelmesi. Bir diğer taraftan Atlantik'te Netanyahu'nun alkışlandığı bir kongre gündemini konuşurken İran'da Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin bir suikast sonucu hayatını kaybettiği gündemiyle gündemini konuşur olduk. Ee, bir ki görünen İsrail'in e, ya da Mossad'ın e, bu işin arkasında olduğu yönünde genel bir kanaat var. E, sanırım bu da yatsınamaz. E, İsmail Haniye neden hedef alındı? Neden ve neden İran'da hedef alındı? Ee, İran'da hedef alınmasının da başka bir anlamı var mıydı? Çünkü diplomatik bir isim biliyorsunuz. Türkiye'ye de geliyordu, Katar'a da gidiyordu, başka ülkelere de gidiyordu. Arap ülkelerine, Körfez'in neredeyse tamamına bir hafta içerisinde giden bir isim. Neden İran'da Cumhurbaşkanı'nın da hemen göreve başladığı ilk günde e, böyle bir suikastle karşılaştık? Şimdi nedeni tabii bilemeyiz tam olarak ama bunun üzerine bir takım e, fikir yürütme yapabiliriz. Bunun adına analiz de diyebiliriz. Benim görüşüm iki şey burada etkili olmuşa benziyor. Birincisi, e, yani şöyle düşünelim. İsmail Heniye nasıl bir e, şahsiyetti? Şimdi İsmail Heniye, Hamas'ın belki en az korunan, en çok ortada dolaşan, herkesin bildiği, gördüğü, aşağı yukarı bu işleri takip eden herkesin bildiği, gördüğü ve tanıdığı birisiydi. Müzakereleri yürütürdü. İşte Hamas adına... Şöyledir böyledir derdi. Bir takım ülkelere gider görüşmeler yapardı. Şimdi bu ne için öldürülmüş olabilir o halde? Birincisi demek ki müzakereler olmasın diye öldürülmüş olabilir. Şimdi müzakere ne için yapılıyordu şu anda? Mesela siz de dediniz evet Netanyahu hükümeti kelimenin artık tam anlamıyla bir soykırımsal etnik temizlik yapıyor ve bu konuda dünyanın bütün uluslararası hukuk uzmanları falan aynı görüşte, hatta Yahudi asıllı e, uluslararası hukuk uzmanları, uluslararası ilişkiler uzmanları, yani bu konuda e, yetkili söz söyleyebilecek durumda olan insanlar, yani yetkili şu manada, e, konuyu bilen manasında, yoksa e, sonuçta bir soykırımın olup olmadığından mutlaka bir uluslararası mahkemenin karar vermesi lazım. Ya da ya yerel bir ee, ulusal bir mahkeme de olabilir duruma göre. Ee, yani son kertede mahkemenin kararına bakar soykırım. Ama bunu bir tarafa bırakacak olursak esas meselemiz şu bizim. Bir soykırım cereyan ediyor ve bu soykırımı durdurmak için gayret sarf edilmesi gerekirken ki Amerikan yönetimi sanki bunu yapıyormuş gibi davranıyor. Bu soykırımın baş sorumlusu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının da Hakkında gözaltı kararı, tutuklama kararı istediğine Netanyahu Amerika'ya davet ediliyor. Ve sizin de dediğiniz gibi e, oradaki Amerikan kongresinin üyeleri avuçları patlarcasına bunu alkışlıyorlar. Yani çok iyi yapıyorsun arkadaş, iyi bir soykırım yapıyorsun, devam et der gibi. Bir yandan öyle anlaşılabilir ki bunda hiçbir sakınca yok. Aynen böyle yani anlaşılabilir. İ, öte yandan şu da var. Yani Amerika'daki yönetim tamam destek veriyor filan ama bir yandan da Amerika'daki yönetim aslında bir ateşkes peşinde. Çünkü e, bu Gazze'deki soykırımın Amerika'daki seçimlere, kamuoyuna etkisinin ne olduğu, nasıl olduğu tam olarak tespit edilememiş durumda. Şimdi e, nitekim Netanyahu bile kongredeki konuşmasında Amerikan halkına hakaret etti. Dedi ki işte... Amerikan üniversitelerinin kampüslerinde e, bizi protesto edenler, şimdi işte kongre binasının dışında bizi protesto edenler, bunlar işte kullanışlı aptallar dedi. O kullanışlı aptallar dediği Amerikan halkının temsilcileri de Netanyahu'yu alkışladı. Aferin iyi dedim, benim seçmenime hak ettiği lafı söylüyorsun der Yani çok ama çok garip bir durum ve Amerikan siyasi tarihi açısından bir kara leke, yani hiçbir deterjanla yıkanamayacak bir kara leke olarak kalacak bu. Fakat aynı zamanda Amerikan yönetimi, işte Kamala Harris, Amerikan Dışı Dışişleri Bakanı, Biden bugün ortaya çıkmış sanki, çıktı mı çıkmadım mı bilmiyorum. Yani şeyle Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptıklarından bahsediyorlar. Şimdi mesele şu. Amerikan yönetimi en azından Hamas'la bir müzakere içinde şeylerle e, dolaylı olarak muhtemelen bu müzakerelerin önemli bir kısmında Mısır var, bir kısmında Katar var. E, İran ayağında umman var İran'la Amerika arasında. Şimdi bu müzakerelerde konuşulan şey bir acil ateşkes. E, Arap ülkelerinin istediği ateşkesle bu sadece olmaz. Aynı zamanda iki devletli çözüm doğrultusunda da somut adımlar ortaya konulmalı. Yani sadece ateşkes, evet insani yardımlar gitti, öyle olmaz. İsrail o topraklardan çekilsin, iki devletli çözümün önü açılsın falan istiyorlar. Şimdi Hamas da bu müzakereleri yapıyordu. Şimdi siz Hamas'ın müzakerecisini öldürdüğünüz zaman, yani sizin karşınızda gelip Amerika'yla ve İsrail'le doğrudan olmasa bile onların istekleri doğrultusunda Katar vasıtasıyla, Mısır vasıtasıyla, bunlarla müzakere eden kişiyi öldürüyorsunuz. O zaman ne demek bu? Ben müzakere istemiyorum demek. Müzakere sürecini baltalamak demek. İstemiyorum kardeşim bunu demek. İkinci bir şey, bu Çin'deki e, Filistinli grupların bir araya getirilmesi bence tarihe altın harflerle geçecek bir diplomatik başarı. Çin aç açısından. Çünkü Çin çok iyi ve güvenilir bir diplomatik aktör olarak bölgeyle ilgisini sürdürüyor. Önce İranla, bir İran bir tarafta Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri bu tarafta olmak üzere onları büyük ölçüde uzlaştırdı ve çok kutupluluğun ruhuna uygun bir şekilde uzlaştırdı ve dikkat ederseniz o uzlaşma doğrultusunda bu ülkeler aralarındaki sorunlar olsa bile o sorunları yönetilebilir hale getirdiler ve bu uzlaşma süreci devam ediyor. Bölgesel barış ve güvenlik açısından bu çok önemli. İkinci bir adım attı Çin. Arap Ligi ülkeleri ile Pekin'de bir toplantı yaptı. Bundan birkaç iki ay kadar önce. Şimdi orada çok önemli mesajlar verdi. Yani Çin lideri Xi mesela Arap ülkelerine mazlum ülkeler muamelesi yaptı ve e, onur yani onurlarının kırıl e, kırılmaması için mesajlar verdi bunlar çok önemli hakikaten şimdi mazlum milletler onurlu milletler şimdi hakikaten Arap ülkelerinin her biri yıllar içinde bu İsrail belasıyla şu veya bu şekilde yüzleştiler e, kendi içlerinde bölündüler filan bu da ayrı bir sorunu Arap ülkelerinin ama Şimdi onları da aslında bütünleştirmiş oluyor. Onları da birleştirmiş oluyor. Geçtiğimiz e, yılda unutmayalım Suriye Devlet Başkanı Hafize Sat'ı çok ciddi bir şekilde kabul ettiler. Ağırladılar e, yani e, ve dediler ki ve zannediyorum Suriye Devlet Başkanı 10 gün falan kaldı Çin'de. Ve tahmin ediyorum orada e, Suriye'nin geleceğine yönelik Çin'in beklenti... E, ilgisi anlatıldı kendisine. Yani Suriye'nin yeniden yapılandırılması konusunda Çin'in ne kadar aktif olmak istediği vesaire. Bu da çok önemliydi. Şimdi üçüncüsü ise geçen hafta bütün Filistinli grupları bir araya getirmesi oldu. Başka hiçbir devletin yapamadığını Çin yaptı. Şimdi ana iki kolu var Filistin mücadelesinin. Biri El Fethi, lideri Mahmud Abbas. Bir de Hamas onun tam olarak liderinin kim olduğu ayrı bir şey. Çünkü siyasi büro şefi ayrı, işte askeri kanatları ayrı. Askeri kanatlar siyasi büroyla irtibat kurmadan kendi eylemlerini planlıyor ve yapıyor falan. Ama onları bir araya getirdi. Yani siyasi şeyi Hamas'ın temsilcilerini ama ona ayrıca ilaveten 12 tane de Filistin direniş örgütünü bir araya getirdi. Toplam 14 örgüt bir mutabakat metnine imza attı. Mutabakat metninin tam şeyi bende yok bulamadım ama genel olarak basına yansıdığı kadarıyla uzlaşma yönünde bir karar almışlar. Yani kendi içimizde bölünmeyelim, mücadele edelim. Şimdi kendi içimizde bölünmeyelim, mücadele edelim eğer Hamas'ın da İsrail'in Orta Doğu'da var olma hakkını tanıması anlamına geliyorsa, o zaman müzakere ve diplomasiyle çok büyük mesafede kazanılır. Çin bunu da yapmış olabilir. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde aslında Çin Orta Doğu'da kimsenin yap yapamadığını yapıyor dedim ya. Mesela Amerika kendi müttefiklerini bile uzlaştırmayan bir ülkedir. Yani şah zamanında İran Amerika'nın en e, gözde müttefiklerinden biriydi. Suudi Arabistan öbürüydü. Körfez ülkeleriyle birlikte filan. Ama bunlar birbirlerinin kan düşmanıydı. Ve Amerika bunları uzlaştırmak için hiçbir şey yapmadı. Hatta aralarındaki çelişkilerden faydalandı çoğu zaman. Aynı şey Türkiye Yunanistan için geçerli. Yani arada Amerika şu bu olmasaydı ne Yunanistan bu kadar Türkiye'ye dikleşebilirdi ne de bu sorun bu kadar uzardı yani. Anlatabildim mi? Ama Amerika bu müttefiklerini bile uzlaştırmayan bir ülke. Bırakın arada ciddi sorunlar yaşayan ülkeleri bir araya getirmek için uğraştın. Hiç bunu yapmadı. Şimdi Çin'in bunları yapmış olması tarihi bir gelişme. Şimdi buradan nereye geliyorum? Bunu baltalamak için Hamas lider e, siyasi büro şefini öldürmüş olabilirler. Niye? Yani siz Filistin'in diğer gruplarıyla uzlaşmayın. Ayrı bir şeyden devam edin. Müzakere etmeyin. Zaten ben müzakereciyi öldürdüm vesaire. Ve bu Filistinli gruplar da bir araya gelmesinler. Bunu amaçlamış olabilir. Peki o zaman şu soru çıkıyor karşımıza. İsrail neden bunları istemiyor? Yani bir müzakere istemiyor, şunu istemiyor, bunu istemiyor? Çünkü birincisi Netanyahu ve ondan daha aşırı partilerin oluşturduğu koalisyon hükümeti herhangi bir şekilde bırakın ikili devletli bir çözümü o coğrafyada Filistinli olmasını istemiyor. Yani neredeyse işte ya bu operasyonlar vesilesiyle aslında şeyi de dediler. Hani bunların hepsi buradan ya gitsin ya hepsini öldürelim ya falan. Ya o noktaya geldiler. Yani kelimenin tam anlamıyla bir apartheid ülkesine döndürdüler İsrail'i. İsrail'in kuruluşundan beri var olan bu sol kanat zaten 1980'lerden itibaren siyasetten tamamen dışlanmış durumda. Çünkü bu sağ kanat Likud'la başlayan aşırıcılık yanlısı hükümetler birbirleriyle partiler aşırıcılıkta birbirleriyle yarışıyorlar. Şimdi bütün bunların analiti, analiz tarafı da şu. Bu hükümet 7 Ekim Hamas saldırısından sonra başlattığı operasyonlarda başarılı olamadı. Hamas'ın kökünü kazıyacaktı, yapamadı. Ee, efendim şeyi e, rehineleri serbest bıra bıraktıracaktı, bunu da yapamadı. Hamas'ı bitirip Hizbullah'ın üzerine yönelecekti, onu da yapamıyor, zorlanıyor. Çünkü Hamas bitmemiş durumda. Ama binlerce belki de yüz binlerce insan öldürdü. Çünkü geçenlerde Lancet adlı bir tıp dergisinde ki işte hakemli vesaire çok ciddi bir dergi. Ben Twitter sayfamda kullandım. 186 bin kişinin öldürülmüş olabileceğinden bahsediyor. En az diyor. Taban rakam bu olmalı diyor. Şimdi burada büyük bir ya yani açık adı üstünde bir soykırımdan bahsediyoruz. Korkunç bir şey. Bunu yapıyor ama İlk defa kurulduğundan bu yana İsrail batılı kamuoylarında şiddetle eleştirilir durumda. İlk defa İsrail bütün dünyada bir parya devlet. Kimsenin merhaba etmek istemediği, selam vermek istemediği bir devlete dönüşmüş durumda. Batılı ülkelerde de kamuoylarının nezdinde İsrail'in hiçbir itibarı kalmadı hükümetler her ne kadar İsrail'e destek vermeye devam etseler de işte yok Hamas'tı, yok İran'dı falan diye bunları bahane etseler. Şimdi dolayısıyla İsrail'deki hükümet savaşın uzamasını istiyor. Ama savaşın uzaması stratejik açıdan İsrail'in işine de gelen bir şey değil. Çünkü İsrail uzun savaşlara uygun bir devlet yapısına sahip değil. Ordusu böyle değil. İsrail ordusu 2-3 günde bir haftada işi bitirip tekrar işine gücüne dönen rezervlerden oluşuyor. Çünkü nüfusu az olduğu için büyük bir orduyu hazır tutamıyor. Ama 24 saat 48 saat içinde büyük bir ordu haline dönüştürebiliyor bunu. Fakat o kadar insanı siz şu anda 10. ayındayız falanız yani. Siz o kadar insanı getirir de e, orduda tutarsanız bundan ekonomide olumsuz etkilenir. Bir de sürekli kayıp verdiğiniz için İsrail toplumu bunu kabul etmez falan. Yani aslında bu Soykırım Bataklığının içinde debelenen bir hükümet var ve muhtemelen bu hükümetin üyeleri bir mahkemede hesap verip sonuçta kodeste hayatlarını sonlandıracaklardır. Ya buradan kurtul kurtulmalar çok zor gibi geliyor. Hocam, hedef alınmasını... Şimdi şu işte, burada şu Netanyahu'nun büyük stratejisi şu. Ta 7 Ekim'den hemen sonra söylediği gibi diyordu ki Hamas, Hamas bunu tek başına yapamaz. İşte kuzeyde Hizbullah'ı işaret ediyordu e, ve bütün bunların e, başı tam kendi ifadesiyle yılanın başı İran. Hepsiyle hesaplaşacağız bu vesileyle diyordu. Şimdi savaşın uzaması Netanyahu'nun ve hükümetin siyasal hayatının uzamasını sağlıyor. Çünkü bu savaş sona erse seçimler yapılsa muhtemelen bu hükümeti oluşturan partiler kaybedecekler. Kaybettikler anda da işte değişik soruşturmaların başlaması ve bunların oradan buradan şu suçlama, bu suçlama derken işin çok kötü bir şekilde şeye gitmesiyle sonuçlanabilir. Kodese gitmesiyle. Bir de mesela İngiltere şey dedi. "Eğer Netanyahu ile ilgili e, uluslararası ceza mahkemesinden bir karar çıkarsa gözaltı ve Netanyahu buraya gelirse biz tutuklarız." dedi. Ya şakası yok bu işin dedi. Şimdi e, böyle bir durumda bu hükümet dolayısıyla savaşı genişletip İran'ı da içine alacak şekilde yapmak istiyor. Çünkü Hizbullah'a genişletse Amerika'nın savaşa dahil olacağından emin değil. Ama İran'a genişletirse Amerika istemeden de olsa savaşa girmek zorunda ve Amerika bu mesajı özellikle Umman yoluyla belki bazen Katar yoluyla falan da İran'a sürekli veriyor. Diyor ki ben savaşmak istemiyorum. Savaş istemiyorum. Ama eğer Netanyahu bu tarihlerine devam eder ve siz de verdiğiniz cevaplarda büyük bir savaşa sebep olacak derecede bir şeyler yaparsanız yani ölçü kaçtı diyelim. Mesela geçen Nisan ayında tam ölçülü vurdu İran İsrail'i. İsrail'i vurabileceğini gösterdi ama öyle ölçülü ve o kadar e, şey evet neden denir ona odaklanmış şey e, surgical strike deriz yani belli bir hedefe odaklanmış şeyler yaptı ki bu büyük bir başarı İran açısından. Şimdi orada e, şu oldu yani... E, savaş çıkmadı büyük bir savaş. Amerika'nın girişimleriyle iş yatıştırıldı. Fakat Amerika şunu diyor İran'a. Eğer benim girişimlerimle yatıştırılamayacak bir cevap olursa Amerikan yönetimine etki yapabilen herkes savaş isterse ben mecburen İsrail'in yanında tam kadro savaşa girerim diyor. Netanyahu da bunu yapmak istiyor. Yani sorunun cevabı uzadı ama birçok şeyi anlaşılır hale getirmek için bu. Evet, hocam kapsamlı oldu. Yani birçok şeyi de aslında soruda soracağım birçok sorunun da yanıtında bir soruda al cevapta almış oldum. Ancak şunu da ben merak ediyorum. Şimdi başkentinizde bir konuğunuz var ve siz onu koruyamıyorsunuz. Ee, İran'ın zaafı olduğuna, bir istihbarat zaafı olduğuna dair ciddi eleştiriler var. Ve hala yani 48 saatten fazla süre geçti ama... E saldırının nasıl gerçekleştiği ne dair teknik bir bilgi İran paylaşmadı. E, bunu nasıl yorumlamak lazım? İran'ın bir zaafı var mı bu saldırıda? Şimdi ben istihbarat işlerinden anlamam. Yani hiç anlamam. Zaafı var mıdır? Zaafı olmayan devlet var mıdır diye sormak lazım. Yani 7 Ekim'de Hamas mesela elindeki kısıtlı imkanlarla İsrail'e karşı muazzam bir saldırı yaptı ve bayağı da başarılı oldu. Yani siyasi hedefler açısından da başarılı oldu. Yani Gazzeliler ölüyor, bir soykırım yaşanıyor, korkunç şeyler oluyor ama ilk defa mesela Filistin meselesi dünya gündemine oturdu. İki devletlilik dünya gündemine oturdu. Amerika, İngiltere, Avrupa ülkeleri bilmem kim herkes bu olmalı şart demeye başladı. Bu olmazsa olmaz demeye başladı. O yüzden ben bizim hükümete zaman zaman Uyarda bulunuyorum. Böyle bir zamanda neden Kıbrıs konusunu ısrarla açmıyorsunuz? Bakın Kıbrıs'ta iki devlet olduğu için kan gözyaşı olmuyor, saldırı olmuyor. Ve aynı zamanda şu anda yardım ve destek, yani özellikle diplomatik ve siyasi destek verdiğimiz Arap ülkelerinden KKTC'nin tanınması için niye talepte bulunmuyorsunuz falan diyorum. Neyse onu bir tarafa bırakacak olursak, şimdi İsrail'in de orada büyük bir zaafı ortaya çıktı. Şimdi İran'da olabilir ama hedef olan kişinin oluşturduğu zaaf büyük olabilir. Yani çünkü kendisinin bir müzakereci olduğu için öldürülmeyeceğinden emin olarak hareket ediyordur. Telefonunu bilmem nesini ona göre e, dikkatsizce kullanıyordur. Şimdi Hamas'ın en az korunan liderinden bahsediyoruz, Herkesin doğru önünde olan, Herkesin önünde olan yani İsmail Haniye birçok yerde öldürülebilirdi. Değil mi? Bunun canına kast edenler açısından birçok yerde öldürülebilirdi. Dolayısıyla Tahran'da bunun seçilmesinin özel bir önemi var mı? Olabilir. Niye? Çünkü İran'ı tahrik etmeye yönelik. Yani çünkü devlet başkanı statüsünde siz şeyi oraya davet etmişsiniz. Aşağı yukarı çünkü e, e görevi devralmasına ilişkin yapılan kutlamalara devlet başkanları ya da onları temsilen birileri geliyor. E, Hamas adına da birisini davet etmişsiniz. O da e, İsmail Eniye. Şimdi onun orada öldürülmesi açıkçası yani İran'ın tahrike yönelik. Ha İran'ın başka zaafları var mı? Bunu ben bilemem. Ama Türkiye'de o kadar komplo teorisi anlatılıyor ki yani o helikopter kazası sırasında da ben dedim ki ya kardeşim bu komplo teorileri dolar ya da euro ile ihraç edilebilir bir şey olsa Türkiye'nin e, yurt bütün iç ve dış borçları birkaç senede ödenir ya ama bunun bir anlamı yok yani uluslararası ilişkiler alanında dersler veriyorsunuz Ek akademik kariyeriniz de var şimdi bir ülkenin başkentinde misafir vurulan ülke yanıt olarak nasıl bir yanıt vermeli? Şimdi şöyle kabul olur. İsrail ben yaptım demiyor. Evet, ha. Dolayısıyla burada şunu ortaya çıkarıyor. İran saldırsın, İran cevap versin ve o da ona onun karşısında mağdur ve mazlum duruma gelsin. Bakın şimdi şöyle. İsrail hesaplarından biri de şu. İran'ı üzerine çekmek, İran'ı içine alacak şekilde yeni bir büyük savaş çıkartmak stratejisindeki şeylerden biri de şu e, savaşın hem finansal hem de zayiat olarak maliyetini Amerika'nın üstüne yıkmak istiyor. Kendisi çünkü İran'la e, e, İsrail arasında doğru dürüst bir savaş olabilir mi? Olamaz. Sınırlar birbirinden o kadar uzakta ki. O ona füze fırlatır, o ona füze fırlatır. Ya. Yani İsrail'in en güçlü tarafı olan hava kuvvetlerinin gidip İran üzerinde bombardıman yapıp gelecek kabiliyeti olduğunu sanmıyorum. Çok uzak. Ayrıca başka ülkelerin üzerinden geçecekler. Onların hiçbirinin e, hava savunma sistemleri, radarları bunları fark etmeyecek falan mümkün değil. Yani tanker uçaklarıyla giderseniz hadi diyelim ki eğer elinizde stealth uçaklar varsa F-35'lerin o özelliği hakikaten varsa e, tanker uçakları görülür. Yani ve o ona o ona haber eder. Yani bunun Bu durumda çok sonuç ortaya çıkıyor. Vekilleri üzerinden mi yanıt verecek? Yok, Amerika üzerinden. Eğer İran'la bir savaşa tutuşursa İsrail, İran'ın İsrail'e yaptığı bir saldırı üzerine. Yani İran çok kapsamlı bir saldırı yaptı. Çok sayıda İran fili İsrailli öldü filan. Bunun üzerine büyük bir infial oluştu. İstedikleri tam bu. Ne demek? Şöyle. Eee Gazze'deki soykırım unutulacak. Bütün gözler buraya odaklanacak. Şimdi Amerika'da ve Batı'da İran dediğiniz anda işler değişir özellikle Amerika'da. Burada neydi? E, suçsuz, günahsız Filistinliler ölüyor. Öldürülüyor. Ama İran, İsrail'i yok etmeye çalışıyor gibi bir senaryo ortaya çıktığında iş değişir. Yani Netanyahu bunu da hesaplıyor. Yani Netanyahu ve Yahudi eliti e, o kadar aptal insanlar değil. Yani dünyanın bütün imkanlarına sahipler. Şimdi dolayısıyla İran şöyle bir seçenekle karşı karşıya. Ya bunların hepsini göze alacak bence almayacak. Çünkü İran akıllı bir ülke. Zamanın kendi lehine işlediğinin farkında. Zaman neden kendi lehine işliyor? Çünkü çok kutupluluk hızla Batı dünyasının gücünü dengeliyor. Bir 10 yıl sonra örneğin bu direniş ekseni güçleri daha böyle diri, daha canlı, daha savaşmaya hazır, İsrail toplumu da çok yorgun, bir kısmı da çünkü İsrail toplumunun büyük bir bölümü çifte vatandaş. Yani oraya buraya gitmeye başlayabilir. Şu anda bile eğer doğruysa İsrail'in e, bu çifte vatandaşlarının epeyce bir kısmının ülkeden ayrıldığı, o yüzden asker bulmakta zorlandığı, o yüzden de özel şirketlerden yabancı savaşçı kiraladığı konuşuluyor. Eğer bu doğruysa 20 bin, 30 bin, 40 bin bunlar çok büyük rakamlar. Sürdürülebilir bir durum değil. Bunun 10 yıl sonrasını düşünün. Filistinlilerin, Arapların böyle bir sorunu olmayacak. İran'ın da olmayacak. Bunların nüfusları katlamalı artıp gidiyor yani. Bizden de çok önde. Bizim nüfus artışımız bu kriz yüzünden durdu yani maalesef. Şimdi dolayısıyla burada şu. İran zamana oynuyor. Diyor ki zaman benim lehime. Ayrıca ben ciddi bir nükleer güç olabilmem için yine zamana ihtiyacım var. Şimdi İran'ın nükleer silah sahibi olup olmadığı konusunda epeyce bir şey var, tartışma var. Belki birkaç bomba yaptı ama henüz bir tanesini test edecek durumda değil çünkü elinde az var. Ama belli bir sayıya da ulaştıktan sonra bunu yapacak zaten, mutlaka test edecek. Ve böylece e, illegal nükleer silah sahibi ülkeler listesine adını yazdırmış olacak yani legal olarak nükleer silah sahibi olma hakkı olan 5 ülke var. Yani İngiltere, Amerika, Fransa, Rusya ve Çin. Bunların dışındakilerin hepsinin nükleer silahları illegal durumda. Ama kimse de bir şey yapamıyor. Kime göre hocam? Efendim? Kime göre illegal? Bununla ilgili Birleşmiş Milletler'in anlaşması bir var. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması var. Bütün herkes oraya imza atmış. Herkes. Şimdi dolayısıyla Burada bir sakınca yok İran açısından. da var, Hindistan'ın da var, Kuzey Kore'nin var ve İsrail'in var. Ha şimdi o zaman hepsi birden bıraksın ben de bırakayım der. Yani şimdi İran dolayısıyla şöyle bir durumda diyor ki geçen zaman benim lehime. Çünkü Amerika'nın gücü dengeleniyor dünyada. E, dolayısıyla Amerika'nın gücü dengelendikçe Amerika'nın İsrail'e vereceği yardım ve desteğin de oranı azalır hatta nominal olarak bile azalabilir. O halde belli bir mesela 10 sene sonra İsrail burada mücadele edemez duruma düşürülebilir. Yani 10 sene sonra ne olacağını bugünden kestirmek hemen hemen imkansız bir şeydir. Plan yaparsınız ama o, o o hani bizim Orta Doğu'da yaygın olarak biraz da dini inançla söylenen bir şey vardır ya hani herkesin bir planı olur bir de yukarıdakinin planı olur. Aynen öyle olur. Yani o 10 sene sonra ne olacağını bugünden kestirmek mümkün değildir. O yüzden ee, İran böyle bir şey oynuyor, zamana oynuyor. Bu savaşın kendisine genişleyerek devam etmesini, yayılmasını istemiyor. Ama cevap vermeden durması da mümkün değil. Şimdi bu ikisinin arasına sıkıştığı için ben İran'ın bir cevap vereceğini düşünüyorum. Ama bu cevapla bir bölgesel savaş çıkmasına da sebebiyet vermeden yapacağını düşünüyorum. Ama bu nasıl olacak o da kolay değil. Şimdi Amerika'nın yoğun bir askeri hazırlık içinde bulunması iki şeyle izah edilebilir. Bir yani genel olarak hani bölge ısındı dolayısıyla bölgeye yakın işte deniz piyadelerinin şeylerin uçak gemilerinin şunların bunların ve savaş gruplarının bir yandan Körfez bölgesine bir yandan Doğu Akdeniz'e gönderilmesi kendisi açısından askeri bir mantığı olan bir şey herhalde. Bir de şöyle bir şey eğer bu iş bir savaşa dönüşecekse, e, İran diyelim ki Amerika'nın Körfez'deki güçlerine karşı saldırılar düzenlerken Amerika'nın oralarda hazır kuvvetlerine ihtiyaç var. İran'a doğrudan hedef olmayacak ama şeye de e, duruma doğrudan müdahale edebilecek. Zaten Amerika savaşa girmezse İran'la İsrail arasında tam anlamıyla bir savaş olmaz. Hocam Pekin'den Tahran'a, Tahran'dan Washington'a, Tel Aviv'e kadar konuştuk. Ankara ne yapmalı ya da bu süreçten yapmalı? Şimdi bence Ankara için doğru yol şu olmalı. Şimdi bizim hükümet başlangıçta çok iyi gitti. Dengeliydi. Daha sonra İsrail'in operasyonları soykırımsal bir nitelik aldıkça İsrail'i eleştirmeye başladı. Bence İsrail'in eleştirilerinde kullanılan kelimelerde sorunlar vardı. Ama yine de artık yani iş bir soykırımsal etnik temizliğe dönüşünce İsrail'e yönelik eleştirilerin şu kelimeyle bu kelimeyle yapılmış da bir önemi kalmadı. E, artı e, yani ticareti durdurdu. Bence durdurması doğru bir karar mı değil mi emin değilim. Bence değil çünkü biz İsrail'e savaş makinesine yardımcı olacak şeyler satmıyoruz yani. Buzdolabı satıyoruz, bilmem beyaz eşya seti satıyoruz, muhtemelen mobilya satıyoruz, bilmem çimento, demir, çelik, şu bu falan satıyoruz anlatabildim mi? Bunları İsrail her yerden temin edebilir. Ayrıca belki de Türkiye'den temin ediyordur da. Yani bir arada bir, birkaç şirket kendisi alıyordur şeye gemilere yüklenip bilmem Ege'ye uluslararası sulara çıkınca re-export yapılıp İsrail'e gidiyordur falan bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Ha bu arada havada işte kağıt üzerinde kurulu bilmem nerede Malta'da şurada burada kurulu bir şirkette yüzde on, yüzde yirmi, yüzde yirmi kar ediyordur bu işten bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Olabilir. Yani dolayısıyla ben, bence bunun bir mantığı yoktu. Çünkü buradaki üreticiler açısından bunun yapılması doğru değil. Ama Esas mesele şu, Türkiye'nin baştan itibaren Arap ülkeleriyle koordinasyon içinde hareket etmesi doğruydu. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, zaman zaman İran, e, bunlar doğru adımlardı. Fakat son zamanlarda e, Batı dünyasının tüm tepkisini üzerimize çekecek tarzda açıklamalar yapıyoruz. Bence bunu yapmak yerine, diplomasiye daha geniş bir alan açmak lazım. Nedir bu? Mesela şöyle bir yol denenebilir. Türkiye Mısır'a der ki aynı şey Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Ürdün'e hatta İran'a, Araplara der ki ya siz bu sorunun sahibi sizsiniz. Siz Filistin e, otoritesini de alın, Hamas değil. Filistin otoritesinin Mahmut Abbas'ı da alın yanına. çünkü o da bir devlet statüsünde İslam İşbirliği teş, e, teşkilatı örgütünde teşkilatında ikisi aynı laf. Şimdi e, ve bir acil toplantı çağrısında bulunun. Buna ben Türkiye olarak, İran olarak hepimiz katılalım. Ama bir adım daha bir bir şey daha ekleyelim buna. Mesela şimdi bu konuda Çin hakikaten çok takdir edilecek şeyler söyledi ve adımlar attı. Mesela Çin dedi ki, kardeşim Çinli yetkililer değişik toplantılarda dediler ki eğer bir toprak parçası işgal altındaysa ve işgalci halka düzenli zulm ediyorsa burada Hamas'ın terörist olup olmadığının tartışılması anlamsız bir şeydir. Çünkü direniş haktır. Yani günübirlik size işkence ediliyor. Toprağınıza el konuluyor, evinize el konuluyor, bilmem ne yapılıyor. Yani bu işgal çok kötü bir işgal. Anlatabildim mi? İnsanlık dışı bir işgal. Dolayısıyla bunu tartışmak yanlış dedi. Dediğim gibi Arap Ligi ülkeleriyle bir araya geldi. İran'ı, Suudi Arabistan'ı ve diğerlerini uzlaştırdı. En son bu Filistinli örgütleri bir araya getirdi. O halde bu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına Çin'i, Rusya'yı, Brezilya'yı, Uluslararası Adalet Divanı'na Soykırım davası açan, açtıran, e, başvurusu yapan Güney Afrika'yı, buna benzer çok sayıda ülkeyi de davet etmek lazım. Hatta Filistin'i tanıma kararı alan bazı Avrupa ülkelerini de ısrarla oraya davet etmek lazım. Ve bir geniş platform oluşturmak lazım. O platform, yani içinde Rusya'nın da Çin'in de diğerlerinin de olduğu o platform bir Filistin temas grubu oluşturabilir. Fakat şimdi bizim hükümet son zamanlarda şöyle bir noktaya götürüyor işi konu fazlasıyla iç politika malzemesi yapıldığı için ve Arapların da önüne geçecek şekilde bir e, bir nasıl diyeyim girişimler dizisi e, peş peşe sıralandığı için Türkiye İsrail'in ve Amerika'nın radarındaki ilk diplomatik siyasi e, hasım düşman gibi görünüyor. Buna gerek yok. Cepheyi genişletmek lazım. Çünkü sadece biz değiliz bunu söyleyen, bu eleştirileri yapan. Biraz itina göstermek eleştiri kelimelerine, bir de bu diplomasiye ağırlık vermek çok daha bence faydalı olur Türkiye ne yapmalı sorusunun cevabında. Hocam daha sık bir araya geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. İnşallah her zaman memnuniyetle. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyelim. Memnuniyetle.